Ankara'da mahalle bekçisi Bülent Uslanmaz, kendisinden boşanmak isteyen 10 yıllık eşi Tuğba Uslanmaz'ı sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu. Küçük kızı ve kayınvalidesinin gözü önünde eşine 3 kurşun sıkan bekçi gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan genç kadın ve annesi yaşadıkları o dehşet anlarını sadece Beyaz Ana Haber'e anlattı. Fatih Poyraz ve Murat Bekmezci'nin özel röportajı. Ayaktayken sıktı, yere düştü. Üçüncüyü yerde sıktı ama birkaç adım öteye gitti. Bir daha üçüncüyü o zaman bir daha sıktı. Çocuğa da gözünün yaşını bakmadı. Çocuğunu bile düşünmedi. Ne çocuğunun ne de karısının gözünün yaşına bakmadı. Çığlıklar atıp yardım isteyen karısını 3 kurşunla yaraladı. Beni vurdu, kafama mı vurdu, koluma mı vurdu yani. Tekme de attı değil mi? Öyle hatırlıyorum. Yere düştüm. Elinde silah vardı ama. Sağ elinde silah vardı. Hazır kısa bekliyordu yani, planlı gelmiş. Bu korkunç saldırı Altındağ'da yaşandı. 10 yıl önce evlenen Tuğba ve Bülent Uslanmaz çiftinin mutlu bir evlilikleri, dünya tatlısı bir kız çocukları vardı. Küçük çocuğu da burada oturmuş ağlıyordu. Baba senden nefret ediyorum, baba annemi öldürdün sen diye bas bas bağırıyordu. Ancak son bir yılda mahalle bekçisi olan kocanın tavırları değişti. Sürekli şiddet görmeye başlayan genç kadın boşanma kararı aldı. Ancak kocası bu kararı hiç kabullenemedi. Bir bıçak dayaması olmuştu. Daha öncesinde de servisimin önünü keserek beni darp etmişti. Darp raporunda var zaten avukatta. Evi terk etti mahalle bekçisi koca. Ancak genç kadına zulmetmeyi sürdürdü. Sürekli peşinde geziyor, her fırsatta darp ediyordu. Tuğba Uslanmaz çocuğunu okuldan almak için dün erken saatte işten çıktı. Annesiyle beraber işte bu okula geldi. Okul çıkışı çocuğunu alan Tuğba annesiyle beraber evin yolunu tuttu. Çocuğumu aldım. Sonra yukarı doğru çıktık. Çiğ köfte mi istersin yoksa hani markete mi gidelim diye. O da çiğ köfte alalım anne dedi. Çiğ köfteciye girdik zaten yol kenarı. Bir anda arkamdan belirdi. Omzumu mu tuttu, kolumu mu tuttu? O anda hatırlamıyorum o panikler zaten. Elini kızımın omzuna attı. Elinde silah. Ondan sonra kızıma terbiyeleri vurmaya başladı. Tuğba Uslanmaz, kızı ve annesi işte bu caddede ilerliyordu. Bir süre sonra arkadan gelen o saldırgan boşanma aşamasındaki eşini işte tam bu noktada durdurdu. Önce darp etti. Daha sonra silahını çıkartan o saldırgan kızının gözü önünde eşine üç el ateş etti. İşte bir anda itiş kakış bir şey yaptı kendi kendine. Beni yere düşürmeye çalıştı. Sen Zeynep'e dua et, seni ona bağışlıyorum dedi. Takip etme söz konusu, elinde silahını alıp gelmesi söz konusu. Bir anda koşarak arkamda kolumda belirmesi. Yani bile bile ateş etmesi ve gerçekten çok acı. Bacağından yaralanan genç kadın hastaneye kaldırıldı. Bekçi kocası ise meslektaşlarına teslim oldu. Tuğba Uslanmaz yaşadığı dehşeti Beyaz Ana Haber'e anlattı. Yerimden döndüm yani, o kanların orada fışkırışını, insanların yardımını, çocuğumun çığlığını. Ben bunları tabii ki de biliyorum yani, ölümden döndüm. Allah'ım.